101 soruda LYS Fizik 5. videoyla karşınızdayız. Hocam söz sizde direkt. Evet arkadaşlar artık son bölümdeyiz. Özellikle modern fizikten bahsedeceğiz bu bölümde. O yüzden dikkatinizi toplamanızı istiyorum. Şimdi diyor ki bize. Tek yarıkla yapılan bir girişim deneyinde düzenekte oluşan dördüncü karanlık saçağın yol farkı kaç lambda olur? Şimdi tek yarıkta dediği için karanlık saçakları nasıl buluyorduk? Bir onu hatırlamamız gerekiyor öncelikli olarak. Yani n lambda eşittir diyorum. Karanlık saçaklar için biz tek yarıkta girişimde n lambdayı kullanıyoruz. Ne diyorum? Yol farkına eşittir diyorum. Şimdi n dediğimiz şey buradaki aydınlık karanlık saçakların numarası. Burada ne demiş arkadaşlar? Dördüncü mü demiş? Hemen yazıyorum. 4 lambda eşittir delta s. O zaman ne oluyor? D seçeneği. Buyurunuz hocam. Evet bunlar kolay geliyor bunlarla ilgili sorular. O yüzden birazcık zorunu yazdık. Dedik ki çift yarıkta yapılan bir girişim deneyinde saçak aralığı 0,8 mm. Buna göre perde üzerindeki merkez doğrusunun üst kısmında ikinci karanlık, alt kısmında ikinci aydınlık saçak arası kaç milimetredir? Şimdi bunu çizmek istiyorum. Aklınızda da zihninizde de böyle daha iyi oluşturabilmeniz açısından hemen diyorum ki bu merkezi aydınlık saçak. Üzerinde bir birinci karanlık. Sonra üzerinde birinci aydınlık. Şuna A0 diyoruz merkezi aydınlık saçağı. Sonra ikinci karanlık. Sonra arkadaşlar ikinci aydınlık oluşur. Bakın bu şekilde sıralanmaya devam eder. Sonra aşağıda da aynı mantık. Diyorum ki birinci karanlık. Sonra simetrik bir şekilde oluşuyorlar çünkü bunlar. Birinci aydınlık. Aynen ikinci karanlık. İkinci aydınlık diye devam etti. Şimdi bize ne diyor bakın. Üst kısmındaki ikinci karanlık. Yani şuradan bahsediyor. Alt kısmında ikinci aydınlık yani şuradan bahsediyor. Bir kez daha söylüyorum bunun sıralanışına dikkat edin. Merkezi aydınlık saçağım var. Birinci karanlık birinci aydınlık şeklinde yoluna devam ediyor. Şimdi bakalım hemen şuraya biz delta x saçak aralığı kadardır diyoruz. Sonrasında arkadaşlar şuraya da bir karanlıktan bir karanlığa da yine delta x kadar diyoruz. Bir aydınlıktan bir aydınlığa da aynı şekilde saçak aralığı yani delta x kadardır deriz. Buraya baktığımızda o zaman şurası da yine delta x kadardır. Ancak buraya artık bir düşünün şöyle bir karanlık olsaydı tam diyecektik. Yarım olduğu için delta x bölü 2 kadardır diyeceğiz. Sizin saçak aralığınızın 0,8 olduğunu biliyor musunuz? O zaman şuranın toplamda 3,5 delta x olduğunu görüyoruz. Yerine koyacak olursak o zaman ne diyeceğiz biz? Hemen şöyle yazayım. 7 bölü 2 çarpı 0,8 yani 2 virgül şuradan şununla sadeleşirse 0,4 2,8 milimetre D seçeneği olacak. Alayım ben. Alın hocam siz. İşlemleri kontrol ettik yani sorun yok. Evet. Az önce. İki göz benim var 4 göz. Az önce Raşit hocam da çok iyi kontrol etti değil mi hocam? Kesin kesin ona tecrübeliyiz zaten biz ona. Evet evet yani pür dikkat dinledi. Doğru şıkkı işaretlememi sağladı. Şimdi. Ama bir hatasını buldum. Buldu evet buldu sağ olsun. Öyle bir mi? Yerde haş koymamışım. Hemen aynı dedim. Performansı matematikte de bekleriz efendim. Şimdi ilgi alanı değil ya hocam o yüzden. Kesin. 5000 angstrom dalga boylu yeşil ışık altında 0,61 mm çaplı merceği olan bir fotoğraf makinesi. İki noktayı birbirinden ayırabilmesi için sınır açısı ne olur diyor. Sınır açısı arkadaşlar 1,22 çarpı lambda bölü d diyeceğiz. Lambda dalga boyu. D dediğimiz şey de arkadaşlar milimetre olarak vermiş ya merceğinizin çapı. Şimdi dalga boyumuz 5000. Hemen yazıyorum. Yalnız şöyle bir durum var. Armstrong dedi, çok yukarıda kaldı özür dilerim. Armstrong dedi 10 üzeri eksi 10 metredir. Yazıyorum 10 üzeri eksi 10 diye. Şimdi buna bakıyorum. D dediğimiz arkadaşlar 0,61. Milimetre verdiği için yine bunu da ne yapıyorum? Metreye çeviriyorum. Nasıl? 10 üzeri eksi 3 ile çarparak. Şimdi şununla şu sadeleşir mi hocam? Ne olur? 2. Çarpı şununla şurayı 10 üzeri eksi 7 diye yazsam. Şununla şurayı da 10 üzeri eksi ne diye yazayım? 4 diye yazayım. 5 çarpı 10 üzeri eksi 4 mü oldu? Evet. Yani 10 çarpı 10 üzeri eksi özür dilerim. Eksi 4 olmuş oldu. Hemen bakıyoruz. C seçeneği yok. Aslında onu bize böyle bırakmazlar hayat gösterilir.
Bizde öyle. Bizde öyle cevap. Ha, bazen farklı da bırakabiliyorlar. Doğru söylüyorsunuz da şey diye vermiş ya mesela 5, 10. Yok, ifadelerde de zaten aynı uyanıklığı yapıyorlar. Bazen sayı değerleri. Fotoelektrik olayımız var. Fotoelektrik olaydaki mantık, biz buraya ışık yolluyoruz. Yani foton. Foton arkadaşlar elektron koparıyor. Bu levhadan, katot levhasından, anot levhasına elektronu hop zıplatıyor. Şimdi bir de burada bir dikkat ederseniz neyimiz var? Üreticimiz var. Bu üreteç ne yapıyor? Senin kopan elektronuna, sonuçta elektron eksi işaretlidir. Kopan elektronunun kinetik enerjisinin artmasına yardım ediyor. Koşarak gidiyor buraya doğru. Bizim normalde Einstein'ın denklemi şöyle aslında. E eşittir E sıfır artı E kinetik diye. Ama biz burada yardımcı olduğu için bize şöyle yazıyoruz. E artı V çarpı E eşittir E sıfır artı E kinetik. Peki bunlar ne? Hemen bahsedelim. Kinetik enerjisini arttıracak dedik. Evet, arttırdık fark ettiyseniz. Eşik enerjisi buradaki bağlanma enerjisidir. Elektronu tutan enerjiden bahsediyorum eşik enerjisi diye. Ki ayırt edici bir özelliktir. E dediğimiz şey de fotonun enerjisidir. Şimdi hemen denklemimizi gördük. Denklemimize göre hareket edeceğiz. Bize diyor ki fotoelektrik deneyde kullanılan metalin eşik dalga boyu bu. Şimdi şöyle bir durum vardı. İster foton için hc bölü lambda yaz. İster eşik enerjisi için hc bölü lambda sıfır yaz. Fark etmez. Burada eşik dalga boyunu, burada fotonun dalga boyunu kullanırsın. Bize ne lazım? Eşik dalga boyu. Çünkü 3100 vermiş. Şimdi hc sabiti burada verilmemiş. Tabii ben söyleyeceğim sizlere. Normalde veriliyor. 12400 yazalım yine de. 12400 elektron volt Armstrong diye bizim hc sabitimizdir bu. Hemen yerine koyacağız. Çok kolay. Böyle sorular aslında çok kolay geliyor. Ben hep söylüyorum. Bizim modern fiziğimiz, formülü bileceğiz, soruyu çözeceğiz. Şu tarafa yazsak biraz daha. Olur. Şunu bir yazayım ama hocam. 12400 bölü ne diyeceğiz? 3100. Şimdi o zaman E sıfırım ne çıkar buradan? 4 elektron volt. Formülü de yerine koyabilirim artık. E dediğimiz şey, yani bize ışığın, kullanılan ışığı soruyor. E'yi yazdım. V dediğim 1 volt. Şimdi çocukların çoğu şunu düşünüyor. 1 volt. Elektronla çarparsan 1 elektron volt olur. O zaman hemen 1'i ekledim buraya. Eşittir. E sıfırım zaten 4 çıkmıştı. Artı diyorum arkadaşlar. Burada kinetik enerjimi de ne vermiş? 2. Koyuyorum yerine. E buradan ne çıktı? 5 elektron volt. Yani evet, B eşik dalga boyu lambda sıfır. Yine deminki denklemin aynısı aslında. Fotosele diyor lambda dalga boylu ışık düşürülmektedir. Dalga boyları arasında bu şekilde bir oran varmış. Kinetik enerjisini bu cinsten yazın diyor. Şimdi yazalım hemen. E sıfır artı E kinetikti. Yani E hc bölü lambda eşittir hc bölü lambda sıfır artı E kinetikti. Kısacası biz bunun yerine lambda bölü lambda sıfır bölü 4 yazar mıyız? Buradan sonra 4 hc bölü lambda sıfır eşittir hc bölü lambda sıfır artı E kinetik diyorum. E kinetiğimi buradan hc bölü lambda sıfır ama 3 evet. tane olduğunu buluyorum. Bursa. Ay sağ olun. Yönetmenim de cık bir şeyle siz dikkatiniz dağılıyor. Siz onu şey yapmayın. Biz onu kale almamaya öyle şey yapıyoruz artık. O temsili yönetmen orada kendisi. Tamam o zaman. Çık. Kütlesi m0 olan bir parçacık 0.6c hızı ile hareket ettiğinde toplam enerjisi diyor ki E olmaktadır. Buna göre E kaç m0c karedir? Buna göre arkadaşlar şimdi bakıyoruz. E 0 artı E kinetiktir. Bu E de gamma çarpı m0c kare ile bulunur. Gamma'yı nasıl buluyorum ben? Şimdi gamma'nın formülü uzun. Ama ben size bir püf noktası göstereceğim. Şöyle önce bir formülü yazalım. 1 eksi v kare bölü c karenin kare köküsü. Gamma'yı bulurken biz bunu kullanıyoruz. Allah kolaylık versin. Standart sapmaya 1 bölü 1 eksi v kare bölü c karenin kare köküsü diyoruz. Buradan 1 bölü 1 eksi bunun karesi ne olur? 0,36c kare bölü c karenin kare köküsü buradan gider. 0,64 gelir kare kökünü alırsak 1 bölü 0,8 o da ne olur? 5 bölü 4. Şimdi hemen ipucu. Size ışık hızını 0,6c veriyor ise 0,6c veriyorsa o zaman sizin gamanız 5 bölü 4. Eğer 0,8c veriyor ise gamamız o zaman 5 bölü 3. Bu gamayı biliyorsunuz ki işte uzunluğun kısalması, zamanın uzaması, enerji hepsinde kullandığımız için istediğiniz yerde
koyabilirsiniz. E şimdi yerine koyuyorum. 5 bölü 4 m 0 c kare yani a olmuş oldu. Gel bakalım gel. Sınava kadar bütün çocuklara dua edeceğim. Hocam yani bilmiyorum. Fizik kolay ama değil mi? Değil mi? Çok kolay. Yok şey. Yani kesinlikle tabii senin 9. sınıftan itibaren eğer bu konulara dikkat ediyorsanız çok da fazla zorlanmayacaksınız ama son seneye hepsini yığarsanız elbette ki biraz zorlanacak var çocuklar. Evet. Ya bir de bizim şöyle bir handikap oluyor. Çocuklar zannediyorlar ki işte 9. 10. sınıf YGS, diğer sınıflar LYS. Biz de öyle değil. Maalesef öyle müfredatımız öyle değil. Birbiriyle bağlantılı zaten belli yani sürekli evet, bir konuyu anlatırken evet. Diğerinden aynen de aynen öyle. Bir de yani YGS konularımız 9, 10, 11, 12'nin içinden geliyor. Evet. Hepsi değil ama içinden geliyor. Şimdi bakalım özel görelilik sorusu bir tane. Durgun haldeki boyutları 10 ve 8 olan bir dikdörtgen levha. Şimdi arkadaşlar ışık hızına yakın hızla hareket eden bir cismi biz şöyle kabul ediyoruz. Diyoruz ki bu tarafa doğru hareket ederken boyunda bir kısalma oluyor. Zamanda uzama, boyda kısalma, enerjide artma az önce bahsettik. Boyunda kısalma oluyor. Şimdi bunun alanının peki nerede kısalma oluyor? Unutmayın her zaman şu kısımda. Yani şuna paralel olan yerde. Tamam mı? Burada kısalma olmaz. Burada kısalma olmaz. Şurada kısalma olur. Bana diyor ki alanı 64. Alanının 64 olabilmesi için burası 8 ise buranın da 8 olması lazım. Doğru mu? Yani o zaman formülüm şöyle. L eşittir. L0 bölü gamma. L 8 olmuş. Önceden neydi? 10 bölü gamma. Gamma'mız ne? 10 bölü 8. Yani 5 bölü 4. Az önce ben ne dedim? Işık hızımız 0.6c ise gamma'mız 5 bölü 4. 0.8c ise gamma'mız 5 bölü 3. Yoksa ne yapacaktık? 5 bölü 4 eşittir. Hemen yazayım da yine de onu da bir görün. 1 bölü 1 eksi v kare bölü c karenin karekökü. Buradan çekecektik. Bunlar standart oluyor yani. Bunlar standart. Hatta köklü ifade 30-60-90 üçgeninin de var. Bu 3-4-5 üçgeninin. Hı hı. O zaman, ama çok kafa karıştırmak istemiyorum. O zaman arkadaşlar bizim burada dikkat ederseniz gamamız 5 bölü 4 olduğu için ışık hızımız 0.6c yani 3 bölü 5 olacak. Gelsin. Gelsin yeni sorumuz. Diyor ki hemen Bohr atom modeline göre elektronlarla uyarılmış bir hidrojen atomunun arkadaşlar enerji seviyeleri verilmiş. Temel hal üzerindeki enerji seviyeleridir bu. Diyor ki temel hale geçerken açısal momentumu bu kadar azalıyor. Şimdi açısal momentumun formülü neydi onu hatırlamalıyız. Öncelikli olarak nh bölü 2 pi benim açısal momentumumu bulurken kullandığım formülüm. Bu n yerine tam sayılar gelir. 1, 2, 3 yörüngelerimizin isimleri bu şekilde 1. 2. 3. diye gelir. Şimdi dikkat edin 2h bölü pi diyor. Yani sizin değişiminizin şöyle diyebilir miyiz? nh bölü 2 pi olduğuna göre 2h bölü pi ise o zaman bunlar gider n'imiz 4. Yani dikkat ederseniz bu kadar azalabilmesi için yörüngenin bir kere temel halen üzerinde 4 birim yukarıda olması gerekiyor. Temel halde 1 olduğu için. Evet 0 değil o yüzden orada şaşırabilir çocuklar. 0 değil. O zaman siz burada bakın 4 azaldınız gördünüz mü? 4 azalacaksınız ki hani 5'ten gelebilmeniz gerekiyor. O zaman 5'ten gelmeniz demek de sizin en az enerjinizin 13,6 olması demektir. O da zaten doğru cevabımızı verir. Şimdi kolay bir soru ama formül artık dediğim gibi bu bölüm hep formül fark ettiyseniz. Hep... Nasıl gönderdin onu buraya kadar? Hocam uçuşa geçti yani. Bayağı bir ben bu merak gibi döneceğini de düşündüm bir ara. Bayağı enerjileri var. Evet, biyoenerji. Şimdi baş kuantum sayısı n eşittir 2 olan bir kabukta bulunabilecek toplam maksimum elektron sayısı. Arkadaşlar maksimum elektron sayısını biz bu şekilde hesaplıyoruz. 2n kare. Tamam mı? Dediğim gibi artık formül bilme kısımlarına geldik. 2 çarpı n zaten 2 demiş. Buradan 8 maksimum 8 tane. Eğer ki bize orbital sayısı deseydi o n kare ile bulunur. Biliyorsunuz ki arkadaşlar orbital dediğimiz hani pıt pıt buydu ya. O yüzden 2 ile çarpıyoruz devamında. Anladınız mı elektron sayısını bulmak için? Doğru cevabımız D seçeneği diyoruz. Geldik hidrojen atomu L kabuğuna uyarılıyor. Şimdi bu kabukları ezberlerken arkadaşlar aslında çok kolay. Yani ben çok üzülüyorum öğrencilerin bu soruları kaçırmasına. Neden biliyor musunuz? Hep böyle net. Konunun özü sorulur.
Yani ilk bilmeniz gereken, hani kitabı açtığınızda ilk bilmeniz gereken formüller vardır ya. Evet. O formülleri bilmeniz aslında bu soruları çözmemizde yardımcı oluyor bize, yeterli. Ama çocuklar hani ah konu çok, ay formül çok deyip genelde örtbas ediyorlar. Aslında şimdi L kabuğu, hemen bakalım. K, L en dış kabuğuma, M, N diye devam eder. Bizim için gerekli olan şimdilik bu. Peki N diye sıralayacak olursam bu 1, bu 2, bu 3, bu 4 diye devam eder. Peki ben şimdi bunun bir altına inecek olursam o zaman 0, 1, 2, 3 diye devam eder. Bu şekilde hep bir eksiğinden başlarız L'lerini yazarken. Şimdi ne olduğunu da söyleyeceğim onlara. Peki manyetik kuantumunu yazarken nasıl hesaplıyoruz? 2L artı 1L. Aklımızda olsun. Şimdi bize neyi diyor? L kabuğu. Yani şu kabuktan bahsediyor bize hocalarım. O zaman N'si 2, L'si 1. Manyetik kuantum sayısına baktığımızda arkadaşlar burada size ne diyor? 2L artı 1 yapın. Hemen bakın. Manyetik kuantum sayısına 3 farklı değer alır demiş ya. Hemen yazıyorum. 2 çarpı 1 artı 1'den 3 farklı değer alır. Nedir bunlar? Hemen yazalım. Eksi 1, 0, 1. Unutmayın, tamam mı? Manyetik kuantum sayısının aldığı değerler bunlardır. Geldik açısal momentumuna. Şu doğru o zaman. Açısal momentumun formülü de şöyledir. Karekök içerisinde L çarpı L artı 1. H bar. Tamam mı? Biz şunu H bar diyoruz. Ne demektir o? H bölü 2 pi. Şimdilik gerek yok. H bar diyoruz burada. L eşittir o zaman. Karekök içerisinde 1 çarpı 1 artı 1'den ne olacak? Kök 2 H bar mı olacak? O zaman bu da doğru. Kabukta bulunabilecek orbital sayısı. Az önce bahsettik mi bundan? Orbital sayısı n kareydi. Elektron sayısı 2 n kare. Bize bu şu an lazım değil, şu lazım. N'imizde 2 olduğuna göre o zaman 2'nin karesi, yani 4 tane orbitalim vardır diyebilir miyim? O zaman doğru cevabı M diyeceğiz. Gelelim yorum sorusuna. Yorum soruları arkadaşlar şöyle bir şey. İşte hoca anlattı, hikaye dinledik dediğiniz konulardan gelecek. İşte hoca anlattı formülü vermedi. Arkadaşlar o anlattı dediğiniz kısım gerçekten önemli artık. Çünkü ÖSYM bu tarz soruları seviyor. O yüzden de bakıyoruz şimdi lazer nedir? Bir kere lazer dediğimiz şey uyarılmış emisyondur. Hocam nasıl tepki? Aynı fazla, aynı frekanslı dalgalardan oluşurlar. Kendiliğinden zaten uyarılmış dedik, o yüzden gittim. Sonrasında fiber optik sistemlerde lazer ışığı olarak kullanırlar. Evet. Hologram dediğimiz şey bu farklı bir sistemdir. Sistemin adıdır. Lazer değildir. Lazer çeşidi değildir. O yüzden 1, 2 ve 4 yani ne diyeceğiz? C seçeneğini söyleyeceğiz. Öğrendim biraz işte. Kaptım. Söz yapacağım ikisini de merak etmeyin. Sonra size yayınlayacağız. Paralaksı 0,01 olan, açı saniye olan yani bir yıldızın güneşe olan uzaklığı, güneşe olan uzaklığımız 1 bölü paralaksla bulunur. Yani arkadaşlar D burada 1 bölü 0,01 yani 100 parsektir. Birimi parsek. Hemen. Porsuk gibi bir şey. Aman ya. Aklında kalsın diye öyle yöntemler bu ya. Köydeyken görmüştüm ben bir yani. Köye gittiğimde görmüştüm. Şimdi parsek diyor. Bize zaten ipucunu vermiş. Bir parsek 3,26 ışık yılıdır diyor. O zaman ben diyorum ki bir parsek 3,26 ışık yılıysa. 300 parsek. Evet, o zaman 326. Ne diyeceğiz? 326 ışık yılı yani Bursa olacak. Evet, güzel. Porsuklu sorumuz da bitti. Şimdi yine çok kolay. Hep diyeceksiniz ki hocam hep kolay kolay, ama gerçekten hep formül soruları bunlar. Yani ama gelen sorular. Geçen yıl gelen soruların içinde mesela çok basitti. Çoğu öğrenci yapamadı. Evrenin yaşıyla ilgili bir soru ama gelmişti. Baştan beri hep formülle çözüyoruz zaten. Hep evet formülle. Evet, hep formülle. Fark ettiyseniz bir ilk video ile ikinci videoda biraz yorum varsa vardır. Evet. Onun dışında hep formül. Ya yok, yorumu bile... Yorumu bile formülden yapıyoruz. Matematikte mesela bu sene YGS'de formülsüz olduğu için yapamadı çocuklar. Çok fazla yorum olduğu için. Biraz evet. Problemler çok kasıntı bir şekilde geldi. Kendi yorumlarını katamadılar. Düşünemediler. Sorular ALES tarzına dönmüştü. Öyle söyleyeyim. Yani ya yorum işte, yapacak öğrenci tamamen bunu istiyorlar. Sistem onu gerektiriyor. Diyor ki yani bu çocuklar artık ezberlemesin, düşünsün.
Kesinlikle. Yani düşünsün, bunlar hep armut piş ağzıma düş yapıyor. Neden? Bu soru tarzı geliyor, ezberleyeyim zaten çıkacak, bitti. Yani hep böyle yapıyorlar ama bu yanlış, hata bence. Yani çünkü uygulamayı öğrenmeleri gerekiyor çocukların. Şimdi dünyaya uzaklığı 1000 parsek ve salt parlaklığı -1 olan bir yıldızın görünür parlaklığını soruyor. Şimdi arkadaşlar, görünür parlaklık eksi, salt parlaklık 5 log d eksi 5'tir. Dadadadam diye. Bu garip var. Bize iliştir. Şakası var. İştahla. Evet, bunun biri mi? Kadir mi? Kadir. Kadir, evet. Yalnız yürü regaip kandil. Kadir, Kadir. Kadir geliyorsun. Kadir, aynı o yani. Şimdi arkadaşlar, bu görünür, bu salt parlaklık. Bu D dediğimiz uzaklığımız, tanıtıyorum ki hani yerlerine koymakta yabancılık çekmesin çocuklar. M eksi, buraya ne vermiş? -1 Kadir. Hemen yazıyorum. 5 log, şimdi şu D'yi yazarken şöyle, hatta şöyle yazalım mı hocalarım? 10 üzeri 3 diye. Hemen 10 üzeri 3 yazdım. -5. Şimdi düzenleyeyim azıcık. M artı 1 eşittir 5 log. Çünkü burada şimdi çocuklar çoğu bilmediği için hocam burayı zaten formül kolay ama. Onu biliyorlar canım. Aa. Tabii ki. 3 aşağıya geliyor arkadaşlar. Logaritmanın kuvveti olduğu için. 15 tane log 10 değil mi? Yani 15 log 10 da nedir? 15'tir yani. Lütfen, lütfen çocuklarımızı öyle hafife almayalım. O zaman biliyorsalar süper. M artı 1 dedik. M artı 1 o zaman arkadaşlar, hocamın da söylediği gibi burası 1'dir. 15 eksi 5 kalır. Yani buradan 10 kalır. M artı 1 10 ise o zaman M, yani görünür parlaklık, artı 9 Kadir'dir diyeceğiz. Kadir. Kadir gecesi diyecek diyemiyor. Kuzenim aklıma geldi de. Evet, kuzenimiz var da. Kadir abi. Şimdi beklenen dalga boyu 500 nanometre olan bir gök cisminin gözlenen dalga boyu 600 nanometre olarak ölçüldüğüne göre kızıla kayması ne kadardır diyor. Şimdi burada neyin ne olduğunu bilmezsek yine yanlış yaparız. Çünkü olabilecek bütün olasılıklar var burada. Şimdi şöyle yapıyoruz biz kızıla kaymasını. Z ile gösterip diyoruz ki delta lambda bölü lambda, yani 600 eksi 500 bölü 500 eşittir. Yani kısacası beklenen dalga boyuna böleceğiz. Gözlenen dalga boyundan beklenen dalga boyunu çıkarıyoruz. 100 bölü 500'dür. O da nedir? 0,2 midir hocam? Evet. O zaman doğru cevabımız E seçeneği olacak. Biraz işlemli bir soru. Şimdi bir füzyon reaksiyonunda bozulmadan önceki kütle bu kadarmış. Bozulmadan sonraki kütle ise bu kadar diyor. Buna göre bozulmadan açığa çıkan enerji kaç jüldür diyor. Şimdi arkadaşlar şöyle diyelim mi? X bozulmadan önce olsun. Y bozulmadan sonra olsun. Çıkan enerjiye de E diyelim. Şimdi X'in kütlesi, önce bir kütleden gitmek istiyorum. X'in kütlesine baktığımızda, hatta şöyle diyelim. Mx c kare, my c kare artı enerji. Heh, böyle daha şekilli oldu soru. Şimdi buna göre o zaman mx eksi my c kare bana zaten ortaya çıkan enerjimi verecek. Şurada kenarda bir çıkaralım şu arkadaşları. 4,004'ten 4'ü çıkarırsam ne kaldı? 0,004. Burada hepimiz hemfikiriz. Ama bu gram. Şimdi hemen bir şöyle yapalım. 10 üzeri. Ya da şöyle yazayım, durun. 4 çarpı, orası biraz kenar kalıyor. 4 çarpı 10 üzeri eksi 3 gramdır. Şimdi ben bunu bir de neye çevireceğim? Kilograma. Hemen 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogramdır diyorum. Şimdi geldim, ne dedim? 4 çarpı 10 üzeri eksi 6 kilogram. Çarpı c kare. C ne? 3 çarpı 10 üzeri 8. Yazalım. 8'in karesi. Neyi verecek dedik? Enerjiyi. Görüyorsunuz. Ben de fark ettim. Kalemi açtım ama o önce davrandı. Açtığını gördüm. Matematikte böyle yapıyor mu? Türevde integralde böyle? Yok kız, kesinlikle. Ya, kesinlikle. Yani ya, bazen yanlış yönlendiriyor ama sağ olsun bilerek. Ya. Bu akraba torpili. Evet. 4 çarpı 10 üzeri eksi 6. 3'ün karesi 9. 10'un 8. kuvvetinin karesi. Genelde burada biraz hata yapıyorlar biliyorsunuz. 8 ile 2'yi çarpıyoruz. 10 üzeri 16 diyorum.
4 ile 9'u çarptığımda ne çıkıyor buradan? Hemen 36 çarpı 10 üzeri 10. Ama o zaman 3,6 çarpı 10 üzeri 11 diye yazabilir miyim? Evet, la bilimsel gösterilmez. Öyle kıllar ya. Kıllar yani. Gel cevabımı. Ama herkes aynı cevabı versin diye bilimsel gösterime laf yok lütfen. Şimdi atom numarası 14, nötron sayısı 13 olan bir elementin atom yarıçapı kaç fermidir? Şimdi fermi enerjisi, fermi yarıçapından bahsedeceğiz. Çok pardon. Fermi yarıçapı, yani yarıçapımızı bulurken yarıçap sabitim çarpı arkadaşlar kütle numarasının 1/3'ü. Formülümüz bu. Şimdi diyorum ki yarıçap bulunurken o zaman 1.2 çarpı şimdi şurada bir şey var. Atom numarasını vermiş, nötron sayısını vermiş, kütle numarasını vermiş. Ben de diyorum ki o zaman şöyle diyeceğiz. 14 artı 13'ten 27 gelir. Çünkü ikisini topladığımızda zaten onu verecek. 27'nin 1/3'ünü al diyor. O zaman buradan arkadaşlar 1/2 ile 3 çarpı 3 çarpı 3 zaten nedir? 27'nin sonucunu verir. Evet aynen öyle. 3'ü verir. O zaman buradan 3,6 fermi diyeceğiz. Yani C seçeneğini bulacağız. Gelelim yine bir yorum sorusu. Bu da ne? Kimya mı işliyoruz? Kimya mı işliyoruz? Zaten ortak konumuz çok fazla var biliyorsunuz ki. Arkadaşlar bu tepkime şimdi nereden anlayacağız biliyor musunuz bu tarz şeyleri? Şimdi birleşip bir şeyler mi oluşturmuş yoksa parçalara mı ayrılmış? Şimdi fisyon dediğimiz şey parfüm sıkmaktan aklımıza gelsin. Parfümü sıkarken ne yapıyoruz? Fıs diye yayılıyor ya. Hı hı. O fisyon. Bu ise füzyon. Birleşmedir füzyon. Fisyon ayrılmadır. Şimdi o zaman birleşme ise dikkat edin bak birleşmiş gördünüz mü? O zaman bu bir füzyon tepkimesidir. Örneğin güneşte olan tepkimeler füzyon tepkimeleridir. O yüzden birincisi doğru. Peki bu yapay bir çekirdek tepkimesi midir? Evet. Hidrojen bombası zaten en büyük örnektir. Fisyonu arkadaşlar atom bombası, füzyonu ise hidrojen bombası ki hidrojen bombası atom bombasından çok çok büyük etkiye sahiptir. Bunu unutmuyoruz. O yüzden doğru cevabımız Edirne diyeceğiz. Güzel örnekler. Evet çünkü sadece hani dediğim gibi o konuların formüllerini bilmek yeterli olmuyor artık bize. Hı-hı. Radyoaktif bir X çekirdeğinin yarı ömrü 5 yıl. Yarı ömrü 5 yılsa 20 yıl süre geçtiyse acaba kaç kere yarılanma etki etmiştir bunun üzerine? Sizde de vardır hocam bunlar değil mi? Böyle bu tarz sorular yok, oluyor. Yok bu tarz sorular ne olur. Sadece biz biz böyle şeylere girmeyiz pek yani. Ne kadarı kalmıştır? Önce yarısı sonra yok, yarısı. Yok o tarz şeyler. Var tabii. Üzüm kuruması var. Üzüm kuruması. Tamam o zaman. İçimizi kurutuyorsunuz onlarla. Neyse ben böyle daha canlı güzel konulara geçeyim. Evet, şimdi hidrojen bombalarına devam edelim. Buyurun. 20 yıl yarılanma süren 5 yılsa o zaman diyorum ki 20/5'ten 4 kere yarılanacak bu. Evet. 500 tane mi vardı? Hemen yazıyorum 500 tane. Bir kere yarılanırsa 250 tane kalır. Bu birinci yarılanmam. Bir kere daha yarılansın 125 kalır. Bu kalma miktarları arkadaşlar. Harcanan gidenler. Mesela bana dese ki ikinci yarılanmadan sonra ne kadarı bozulmaya uğradı? Bu 125 kalandır. 500-125 yapacağım. O ise arkadaşlar bozulmaya uğrayandır. Bir daha yarılandıralım. 125'i 62,5 mu hocam? Evet. Ben pek biliyorsunuz sıkıntılı. İkinci yarılanmadan sonra 31. Ha şurası 25. Pardon. 1 2 3 ne olacak? 31,25 diyeceğiz. Bir dakika. 1 2 Evet 1 2 3 4 hocam. Şurada kaçırdık çünkü. 1 ikinci yarılanma, 3. yarılanma, 4. yarılanma. Ha. Ne olacak? O zaman E seçeneği olacak. Bozulmadan kalıyor. Aha, bozulmadan kalan aynen öyle. Maddenin yapısında bulunan parçacıklarla ilgili aşağıdakilerden hangisi? Hah şimdi alın ezber size. Oturun ezberleyin yapacak hiçbir şey yok. Arkadaşlar biliyorsunuz bunların bir şey var, grafiğimiz var. İşte baryon grubu, lepton grubu, mezonlar. Bunların isimlerini bileceğiz. Şimdi lepton grubundan hangileridir diyor. Ben aklımda şöyle tutuyorum bakın. E elektron var içinde. Hemen elektronlara bakıyorum.
Bir kere leptonda elektron nötronası, müyon nötronası vardır. O yüzden bir kere tamam, D seçeneğimiz, orada sıkıntı yok. Baryon grubunda da proton, nötron, sigma, işte lambda, bu tanecikleri ister istemez öğrenmek zorundalar. Hani hangi grupta hangi tanecikler var? Bu atomlardan kuarklara konusunda bu. Bunlarla ilgili farklı sorularımız gelebilir. İşte bunların yeni madde oluşturması, isimleri, hangi gruba ait oldukları, hatta şimdi yeni sorumuza bakalım. Verilen reaksiyonlarda, hatta burada olduğu gibi de sorabilir. Hangilerinde baryon sayısı korunmaktadır? Yalnız bir, yalnız iki, işte bunlara bir bakacağız. Şimdi arkadaşlar, baryondur, mezondur. Hemen bakıyorum bu arkadaşlar. Hocam siz ne diyorsunuz buna? Sigma. Yalnız tamam, ben bunları fizikten hiç hatırlamıyorum ya. Ben yaşlandım mı, yok muydu bunlar? Yok müfredatta yok. Siz çok gelişmiş ülke canım. Hayır, siz ÖSYM sınav yapar. İki sınavken mi, bir sınavken mi? İki sınavken canım. Siz benden de tevellüt bayağı eski. Ben en temizi. Ben en temizi girdim. Ben de iki sınavdı ya. Siz de mi hocam? Tüh, o zaman ben bayağı yaşım çıktı ortaya. 32 olduğum için. 32 olduğum çıktı. Tüh. Çünkü ben tek sınavda girdim. Benim zamanımda gerçekten yoktu da sizin zamanınızda yine olmayı sağlayan. En çok yarılmaları hatırlıyorum. O tek yarıkta, çift yarıkta girişimler. Şeyler vardı. Işıkların gösterimi, doğru yarımalar. Bir de işte başka yoktu ya. Atışlar vesaire, sarma, yayların savunumları. Onlar çok zorlardı. Aslında sizin zamanınızda ikinci bölümde, ikinci kısımda sağlam sorular varmış aslında. Evet, o dalgalar sağlam çok zorlardı. Sağlam sorular varmış. Dinamik vardı. Zordu yani, biz de öyle şey sınavı gibiydik. Ben en kolayına girdim, tek basamak. Şimdi bakıyoruz, proton dediğimiz şey, yani bunlar arkadaşlar baryondur. Bu da baryondur. Bu lambda, bu da baryondur. Bu arkadaşlar mezondur. Pi, mezon. Şimdi bakıyoruz, verilen reaksiyonlarda hangisi diyor? Baryon sayısı korunmaktadır. Baryon olanlarda biz artı bir veriyoruz onlara. Yani şöyle diyeceğim. Bu artı birdir, bu da artı birdir, bu artı birdir ama bu sıfırdır. Karşıt parçacığı olsaydı bunların hocam, o zaman eksi bir vereceksin. Tamam. Ama burada kendileri olduğu için bunların hepsini, o yüzden ne yapıyorum? Artı bir veriyorum. Tamam. Geldim buna bakıyorum. Artı bir, artı bir, sıfır. Yine söylüyorum, baryon sayısını sorduğu için. Tamam mı? Bazen lepton sayısını soruyor. Bu zaman lepton mudur diye bakıyoruz. Mesela o zaman bunlara sıfır verecektim gibi. Evet. Geldim buna bakıyorum. Artı bir, çünkü baryondur dedim. Artı bir, buna bakıyorum, sıfırdır. Şimdi bu gitti. O zaman 2 ve 3 sağlamış oldu diyeceğiz. Peki burada 101 soruyu bitirdik. Hemen bitirdik. Bir kısa hatırlatma yapalım çocuklara. Bu sınav sorularını ya da sınavda benzeri çıkabilecek soruları öğrendikten sonra lütfen eksik konularınızı belirleyin. Ve o eksik konuları sınavdan önce tekrarını yapın. Ve bizce sınava 2 hafta ya da 3 hafta kala izleme şansınız varsa eğer tekrarınızı yapın. İnşallah sınava rahat bir şekilde gidiyor. Evet, ben de arkadaşlarıma başarılar diliyorum sınavda. Soruları çözdüklerinde kesinlikle benzeriyle karşılaşacaklar. Evet. Emin olsunlar yani buna. Çünkü inanılmaz emek verilmiş bir şekilde hazırladık. O yüzden de muhakkak dediğiniz gibi 2 hafta önceden bir kez daha çözerseler süper olacak. Arkadaşlara başarılar diliyorum. Hocam sizin diyeceğiniz... Ben de başarılar diliyorum. Peki. Teşekkür ederiz. Çok sağ olun.